Mustafa da az önce dedik beyaz fare gibi bir şey gördüm. Herkese selamlar. Yine darmadağın bir ben. Hazırlıklar başlıyor. Herkese hayırlı ramazanlar. Ben niye bu kadar dağınığım bilmiyorum vallahi. Arabayı yine böyle birbirine kattım. Tekrar kampa gidiyorum. O derenin kenarına bir yolculuk yapalım. Uğrayacağımız başka yerler de var. Ben şimdi Mustafa'yı almaya gideceğim. Bakalım. Bizim Rize'de çaylara gübre verme zamanı geldi. Gübre veriyorlar. Rize'nin de geçim kaynağı bildiğiniz gibi çay. Çay alım yerleri bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu delikler çayın içeriden hava alması için yapılmış, nem almasın diye. Tabii özel firmalar da var, devletin alım yerleri de var. Çayı toplayan yöre insanı burada gelip çaylarını verebiliyor. Size böyle biraz da Mustafa'nın yaşadığı yeri göstereyim. Mustafa, şunlara ne diyoruz biz, sırık mı diyoruz? Harçı. Harçı. Neyde kullanıyoruz onları? Onları... Konuşamadım. Tamam, başka bir şey daha mı? Yok, hadi gel. Gidelim, yola koyalım. Çaydanlık falan. Çaydanlık var. Sarı var içeri. Somon bunlar. Bir sarı da burada var. Gel. Çıkmadan önce burada bir alabalık tesisi vardı. Burada bayağı bir balık var. Az önce çektik drone'la beraber. Bir de kırmızı benekli alabalık da üretiyorlarmış. Normalde kırmızı benek alabalığı üretmek oldukça zor. Ama adamlar başarmış. Kaç para istiyorlar tanesine? 70-80 lira arasında dedi. Yani bayağı pahalı çünkü doğal bir alabalık ama üretmesi ve beslemesi bu şekilde zor. Çok zor, çok. Adamlar demek ki bu işi biliyormuş yani. O zaman biz yola devam edelim. Şimşir ormanlarına doğru. Yani normal balık 5 lira biliyor musun? Somon 5 TL, diğeri 8.
buralar gerçekten çok güzelmiş ya. Mustafa dedi Şipşir ormanlarına çıkalım. Olmadı oradan da Çat'a gidelim. Oradan Elevit'e gidelim derken bayağı yukarı çıkmışız. Bu arada abi gözlerin neden böyle melil melil bakıyor demeyin. Niyetliyim, o yüzden biraz enerjim düşük olabilir. Böyle ahşap evlerde yaşıyorlar. Ne kadar güzel bir şeysin sen. Şimdi o koca taş nasıl düştü yola ya? Eğer geldim çıkmaz yola. Biraz daha diye diye bayağı böyle Elevit Yaylası'na kadar çıktık arkadaşlar. Mustafa da az önce dedik beyaz fare gibi bir şey gördüm şurada. Telefonu aldı, görüntü yakalamaya çalışıyor. Şöyle bir göstereyim size etrafı ya. Şöyle bir drone'u uçurayım da şuraya da bir göstereyim size. Çünkü ben gerçekten çok beğendim. Mustafa'nın beyaz fare dediği şey gelincikmiş. Telefonla çekti onu. Güzel bir hayvandı gerçekten. Bugün görseli bol bir video oldu. Ya böyle doyduk yani. Böyle doğaya falan doyduk. Şimdi aşağıya ineceğiz. Çadırı kurmak için bir yer seçeceğiz. Nereye gidelim Mustafa? İşte bilmiyorum. Bakacağız. Güzel bir yer bulacağız. Dışarı. Güzel bir yere konuşlanacağız. Böyle yukarı yukarı derken bayağı bir çıkmışız. Neresiydi burası? Elevit mi? Elevit değil. Elevit yaylasındayız. 1800 küsur rakımlarda. Şu dağların böyle serpintileri falan bayağı da soğuk bu arada, donduk. Biz şimdi aşağıya doğru inelim, konuşlanalım. Daha iftar yemeğini hazırlayacağız. İftarda ne var? İftarda ne yok ki? Neler var neler. Hadi bakalım. Vallahi enteresan gerçekten. Büyük ihtimalle daha önceden böyle atalarının mezarlarını buluyorlar. Sonra taşlarla çeviriyorlar etrafını. O şekilde olmuş olabilir. Tutmadan gelme Mustafa. Oo, nevaleyi kapmışsın.
Gelir gelmez Mustafa bir tane alabalık yakaladı. İki tane de aşağıdan çiftlikten almıştık. Sanırım birbirine benziyorlar. Buradaki alabalıklar, burada yörede çok fazla çiftlik olduğundan dolayı çiftlikten kaçan somonlar yani. Hakiki kırmızı benekli alabalık değil de bunlar somon alabalığı yani. O yüzden sanırım bu mevsimde bu balıktan yakalayabiliyoruz. Desinde şey var, yem var. Belli oluyor. Çok salak bir balık. Ha? Hiç güzel değil. Değil mi? Orası gölet suyu gibi ya. Evet. Ondan dolayı öyle ama... oldu. Bakalım. Bu ne abi? Sakın kum. Yok, doğru koydu onu. Kelavuz. Kelavuz muymuş? He. Arı. Et farkına bak. Bu pembe, bu beyaz. Bu orijinal, bu çiftlik. Oğlum ne yaptın sen? Lan Musa. Lan sana helal olsun ya. Oğlum ye... Yemeğe yaptık biz ya. Ya arkadaşlar, ben burada tam yemeğe yapıyordum.
şeyi, testiyi sürdüm içine. Ateşi de böyle tam tazeliyim derken adam yakaladı yine. Getir getir buraya gel. Çıkarma. Çıkarma da böyle bir uzat kameraya. Ha uzat 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 bir görsün. El alem balık görsün. Oltayla uzat ya şey yapsın. Bayağı iyi ya. Harika. Hadi. Çekirge diyorsun ha? Bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de gelir. Yemeğimiz oluyor. İftara bir saatimiz daha kaldı. Büyük ihtimalle o zamana kadar olur diye düşünüyoruz. Mustafa da durmuyor o esnada tabii. Çalışıyor adam. Sahurluk mu bu reis? Bunu tereyağında yiyeceğim. Neyde? Tereyağında. Ezan okundu mu? Okundu. Abi bile. O zaman ben bozuyorum. 3 dakika oldu okunan. Ben bozuyorum o zaman. Benden günah çıktı. Ben?
Onda var ya. Ne uyumuşuz ya. Dere sesi insana terapi gibi geliyor. Uyanamıyorsun. Bakalım ne var dışarıda. Gelirken çiftlikten iki tane almıştık. Ya parayla satın almıştık. Geldik buraya. Mustafa gelir gelmez hemen bir tane yakaladı. Kamerayı alamadık o esnada ama. Sonra da tam böyle testi ateşe attım. Bir tane daha yakaladı. Bilseydim iki tane yakalayabileceğimizi almazdık. Ama nasip. Nasipten öteye yol yok. Bir iki tane daha olta atayım bakayım belki bir şeyler vurur.